Hani Yusuf babasına babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Hepsi mason sembolüdür. 11 yıldız, güneş ve ay. Bana secde etmekte erken gördüm diyor. Masonlukta böyle bir ritüel de var. Meşrik-i Azam'a secde ediyorlar. Önünde gidiyorlar. Yani 33 derece üstadların önünde yere kapanıyorlar. Ya ne alakası var diyorsunuz belki. İşare anlamını söylüyorum. Babası demişti ki Yakup Hazreti İsrail. İnşallah. Hazreti Yakup Hazreti İsrail diyor. Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. İnşallah. Yani Deccal. Öyle Rabbin seni seçkin kılacak. Ebced'i kaç? 2018. Maşallah. Kime bakıyor? Mehdi'ye bakıyor. İnşallah. Ya kardeşim bir tane tarih veriyor. Yani mesela ikinci bir kişiye bakması için ikinci bir tarih olması lazım. Bir tane 2018. Ve bu tip ayetlerin tamamı, bak mesela diyor ki, andolsun Yusuf ve kardeşinde soranlar için ayetler ibretler vardır. Bu da 2019. Maşallah. Ya kardeşim 4688, 3911 her şey çıkar. Net tarih çıkıyor. Ve tam Mehdiyet'in tarihleri. Bak biri 2018, biri 2019. Anlaşılmayacak gibi bütün Kur'an'a bu hakim. Kardeşler şöyle demişti, Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Bakın Yusuf'un özelliği ne? Sevgi dolu olması ve çok sevilmesi. O devrin münafıklarının ve muhaliflerin gıcık oldukları konu ne? Yusuf'un çok sevilmesi, Yusuf'un da etrafındakileri çok sevmesi. Ve öldürmeye karar veriyor o devrin yobazları. Kıskandıkları konu sevgi. Temelinde sevgi. Ah benim aşkım, bir tanem, ne kadar güzel gözlerim maşallah. Bayadı canım maşallah. Bak öldürün Yusuf'u. Müşriklerin ilk istediği budur. Yobazların ilk istediği budur. Cahil cühelanın bazı tiplerin ilk istediği budur. Mesela Allah emrinde galip olandır Yusuf suresinde bak. Allah emrinde galip, Allah'ın emrine İttihat-ı İslam'ın oluşması, İslam birliği, Mehdi'nin zuhuru, İsa Mesih'in çıkışı değil mi? Allah emrinde galip olandır 2014. Bir tane tarih veriyor, 2014. Erginlik çağına erişince, 22. ayet, 2-2. 12 zaten, 12. ayet, 12. sure. Böylece Rabbi duasını kabul etti Hazreti Yusuf'un, 2031. E kardeşim ne böyle bunlar yani? Niye başka, mesela bak bu surede böyle yoğun. Öbür surelerde böyle bir şey yok. Evet. Çünkü Yusuf suresi direkt Mehdiyet'e bakan bir sure. İnşallah. Hazreti Yusuf'un zindana girmesi, Mehdi'nin de zindana gireceğini gösteriyor. Yusuf'un kadınlarca sevilmesi, Mehdi'nin de kadınlarca sevileceğini gösteriyor. Yusuf'un güzel olması, Mehdi'nin de güzel olacağını gösteriyor. İnşallah. Yusuf ismiyle Mehdiyet arasında bir bağlantı olduğu anlaşılıyor. Yusuf ismiyle Mehdiyet arasında bir bağlantı olduğu anlaşılıyor. Hazreti Mehdi'ye büyük evliyanın destek olacağı anlaşılıyor. Babası nasıl Hazreti İsrail destekliyorsa, değil mi Yusuf'un? Aynı şekilde İsrail'in de, şu anki İsrail'in de, Beni İsrail'in de Mehdi'yi destekleyeceği anlaşılıyor. Maşallah. Çünkü o devirde bak İsrail destekliyor Yusuf'u. Demek ki ahir zamanda da İsrail Yusuf'u destekleyecek. Yani ahir zamanın Yusuf'unu destekleyecek, Mehdi'yi destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Müslüman olarak destekleyecek.
Çünkü ahit sandığını alıp Musevilerin önüne koyacak. Tabletleri çıkaracak. Bunu kim yapar? Moşiyah yapar, Mehdi yapar. Moşiyah Müslüman. O zaman diyor ki Peygamberimiz, Musevilerden çok küçük bir grup dışında bütün Müslüman, Museviler Müslüman olacak diyor. Demek ki Musevilerde iç içe olacak Mehdi. Bunu anlıyoruz. Açık ifade. Evet. Kur'an ifadesi. Ve hadisin ifadesi çok açık. Musevilerin Mehdi'ye iltihak edeceğini Peygamberimiz söylüyor. Mehdi'nin bir duasında da Allah'ın adını, Allah'ı anarken duasında İbranice'de dua edeceği söylüyor. Hadiste. Demek ki Musevilerin gönlünü alacak şekilde de bir uslub olacak. İnşallah. Onların da dilinde konuşacak gerekirse. İnşallah. 11 yıldız ve ay, yıldız ve ay. Türk bayrağında ay ve yıldız vardır. Demek ki Mehdiyet, bütün İslam ülkelerinin bayraklarında da ay yıldız. Bak Libya'nın da ay yıldız kondu. Mehdiyet'in işaretidir ay yıldız. Demek ki Mehdi İslam ülkelerinde hakim olacak. İnşallah. 11 yıldız ve güneş. Avrupa Birliği'nde kaç tane var yıldız? 12. Efendim? 12. 11 yıldız ve güneş bir araya gelince kaç yapar? 12. 12 yapar. Demek ki Avrupa Birliği de Mehdi'ye tabi olacak. İnşallah. Evet. Mehdi'nin hapiste de tebliğ yapacağını anlıyoruz. Hazreti Yusuf hapiste de tebliğ yapıyor çünkü. Allah'tan bahsediyor. Mehdi'nin hukuku güzel kullanacağını anlıyoruz. Hazreti Yusuf hukuku güzel kullanıyor çünkü. Evet, evet. Hukukun inceliklerini iyi biliyor. Mehdi de kendini korumak için hukuku iyi kullanacağını Kur'an'ın işaretini anlıyoruz. Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan verdik. Bak biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan iktidar verdik. 2017 Evcid. Kardeşim bu kadar mutabakat normal mi? Kur'an'da Yusuf suresinde iktidarı anlatan hakimiyet alanında ne kadar ayet varsa hepsi Mehdiyet'in tarihine bir tane olarak, tek olarak mutabık. Demek ki Allah Mehdi'ye de yeryüzünde güç ve imkan verecek. Zülkarneyn'e de aynısını diyor Cenab-ı Hak. Güç ve yeryüzünde güç ve imkan verdik Zülkarneyn'de. Süleyman'da da aynısını söylüyor Cenab-ı Hak. Hazreti Yusuf devletle barışık. Demek ki Mehdi de devletle barışık. Hazreti Yusuf o devrin hükümetiyle barışık. Mehdi de demek ki hükümete barışık olacak. Bizzat o devrin hükümeti Mehdi Hazreti Yusuf'u görevlendiriyor. Demek ki asrın hükümeti de Mehdi'den yardım isteyecek. Bunu anlıyoruz. Yusuf yanına gidikleri zaman kardeşini bağrına bastı. Ben dedi senin gerçekten kardeşinim. Demek ki Mehdi
sevgiyi coşkulu yaşayan bir insan olacak. Burada nazar hep Mehdi'dir. Sucular geldiler diyor, kovayı sarkıttılar diyor. Ya Allah niye durduk yere kova desin? Ya niye kovadan bahsetsin? Kova burcundan olacak Mehdi. Özel bir işaret, bir anlatım. Gereksiz hiçbir detaya girmez Kur'an. Mutlaka bir işaret, bir şey vardır. Mutlaka bir gerekçesi vardır. Başka işaretler var da onlar tabii hepsini söyleyemiyorum. Dedi ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Bunu kim söylüyor? Hazreti İsrail. Yakup söylüyor. Yakup Aleyhisselam söylüyor. Ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Ve hep oğlunu bekliyor. Museviler de bak binlerce seneden beri Moşiyah'ı bekliyor. Hazreti İsrail de oğlunu bekliyor. Sabırla. Öldü diyorlar. Gelmez diyorlar. Yok diyor, ben Allah'a güveniyorum. İlla ki gelecek o diyor. Mehdi de diyor değil mi? Gelmeyecek diyor. Yok diyorlar. Ama illa ki gelecek. İlla ki görecekler. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor bak yine Yusuf suresinde. Çünkü kafirler topluluğundan başkası, şeytanın Allah'a sınırım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Mehdi'nin zuhuru, İsa Mesih'in zuhuru ve İttihat-ı İslam birçok insan değil mi? Ümit kesiyor rahmetinden. Özellikle Yusuf suresinde bu konuya dikkat çekiliyor. Mehdiyetten ümit kesmeyin diyor Cenab-ı Allah. Sizler cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Demek ki Mehdi'ye çok ezilecek bağnazlar. Cahil insanlar çok iftiralarda bulunacaklar, yalnız bırakacaklar. Sonunda bak diyor ki sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? Demek ki en sonunda herkes tanıyacak. Mehdi'nin tanınacağı anlaşılıyor Yusuf suresinden. Bu gömleğimle gidin ve babamın yüzüne sürün. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenizi bana getirin. Mehdi'nin gömleğinde de bir şey var demek. Hazreti Yusuf'un gömleğinde bir şey var. Mehdi'nin de gömleğinde bir işaret olacağı anlaşılıyor. Yusuf'un güzel bir kokusu var. Demek ki Mehdi'nin de güzel bir kokusu olacak. İnşallah. Yani tanıtıcı bir vasfı. Bu sana Muhammed peygamberimize hitap ediyor Cenab-ı Allah. Vahyettiğimiz gayb haberlerindendir sallallahu aleyhi ve sellem. Gayb ne demek? Bilinmeyen bilgiler. Mehdiyet nedir? Gayb haberidir. Değil mi? Müjdeci gelip de onu, gömleği onun yüzüne sürdüğü zaman gözü görür olarak sağlığına döndü. Demek ki Mehdi zuhur ettiğinde insanların gözü görür hale gelecek, canlanacaklar. Hastalık, bitkinlik, çünkü Hazreti Yakup'ta meydana gelen rahatsızlığın nedeni, üzüntü ve acıdan meydana gelen rahatsızlık. Ama Mehdi'yi gördüğünde, Yusuf'u gördüğünde acayip canlanıyor. Hastalığı da gidiyor, derdi de gidiyor. Mehdi zamanında hastalıklar kalkacak diyor rivayette. İnşallah. Ömürler uzayacak diyor. Ona işaret ediyor inşallah. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Yusuf kıssasında. Ebced-i Kaç 2015.
Bak andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Şimdi biz temiz akılla baktığımızda bak ibretleri buluyoruz. Bunları hiç kimse anlatmaz. Bilsine duymazsınız. Duyuyorsanız haber verin. Temiz akılla incelendiğinde bu görülür. Bunu tabii ki anlatanlar olur ama çok nadir. Bak Yusuf Suresi'nde diyor ki Cenab-ı Allah, göklerde ve yerde ince ayetler vardı ki üzerinden geçerler de ondan sırtlarına dönüp geçerler. Bilimin delillerini görmezden gelecekler diyor Allah. Çünkü bak üzerlerinden geçerler, fosillerin üstünden geçiyorlar değil mi? Fosilleri de biz çıkarıyoruz, adamların burnunun dibine getiriyoruz. Ve onunla dini dünyaya hakim ediyoruz Allah'ın dilemesiyle. Yer altında demek ki deliller olacak. İnsanların görmek istemediği delilleri Mehdi ortaya çıkartıp insanın göz önüne getirecek. Yusuf suresinde olması buna işaret. Şimdi onlar kendilerine Allah'ın gazabından, azabından, belasından kapsamlı bir bürümenin, büyük bir belanın gelmesinden veya onların hiç haberi yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular diyor. Demek ki Mehdi devrinde kapsamlı azap ve belalar olacak. Çok büyük olaylar olacak. Ve kıyamet de tehdit olarak hemen hazırda bekleyecek. Veya onların hiç haberi yokken kıyametin onları apansız gelmesinden kendilerini güvenden buldular. Demek ki Mehdiyet devri kıyamete çok yakın bir devir olacak. Kıyamet bir tehdit unsuru olarak her an hazırda bekleyecek. Ama bak büyük bürüme ve büyük azap ve belalarında Mehdi devrinde olacağını işaret ediyor. De ki diyor, bu benim yolumdur. Yani Kur'an, İslam. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim, tebliğ yaparım. Ebced'i kaç? 2004. Şeddeli olduğunda 2032. 2004 ile 2032 arasında muazzam olaylar olacağını anlıyoruz. Bak de ki bu benim yolumdur. Bir basiret üzere bak basiretle Allah'a davet ederim, tebliğ yapıyorum. Peki bu Ebced mesela bak Şeddesi 2004, Şeddeli 2032. Sadece Mehdiyet devrini işaret ediyor. Başka yok.